Bunun asla magazin tarafı falan yok. Bu adli olay arkadaşlar. Bu çocuk kaçırmadır. Benim çocuğumu benden kaçırıyorlar. Benimle köşe kapmaca oynuyorlar. Bir şey mi saklıyorlar? Poyraz'ı neden benden ve devlet görevlilerinden uzak tutmaya çalışıyorlar? Buna nasıl cesaret buluyorlar? Ben bu sorulara cevap bulamıyorum. Çocuğun yanında adam düşmüş, beyin kanaması geçirdiğini söylüyorlar. Entübe vaziyette. Benim oğluma psikolojik destek vermem lazım. Ne olduğunun anlaşılması gerekiyor. Poyraz'ı niye uzak tutuyorlar? Bizimle temas kuran insanlar oldu. Kazanın olduğu gecenin daha erken saatlerinde o akşam Reha Bey'in oğlumla birlikte bir restoranda olduğunu, çok yüksek miktarda alkol tükettiğini, kendinde olmayan bir şekilde yere kapaklandığını, hala arabayı kendisinin kullanmak istediğini, oğlumun orada sinir krizi geçirdiğini, yalvardığını, bunu görgü tanıkları söylüyorlar, bize de şahitlik edecekler. Ardından da zorla çocuk arabaya bindirilmiş. Bana kim bunların hesabını verecek? Hukuki olarak her şey yaptık. Suç duyurusunda da bulundum. Çocuk kaçırmadan dolayı yargılanacaklar. Çocuğumu bana göstermiyorlar. Olayın nasıl olduğunu birinci derecede gören, babası için yardım isteyen benim oğlum. Oğlumu konuşturmuyorlar kimseyle. Bunlar çete mi arkadaşlar? Magazin burada Samet Bey. Akşam iddia ettiğiniz üzere bir tartışma yaşamışlar. Reha Bey çok alkollüymüş. Bize gelen bilgi o. Evet. Bu süreçten sonra acaba evde de bir tartışma yaşanmış olup bir kazaya sebebi vermiş olabilir mi Poyraz? Nereden bilebiliriz? İşte bu yüzden ben çocuğumun şu anki sağlık durumunu da bilmiyorum ki. Ama niye kaçırıyorlar? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Her şey olmuş olabilir. Şimdi ben kapandı mı? Şimdi ben kısa bir açıklama yapacağım. Sonra sorularınızı alacağım, sormak istediklerinizi. Biliyorsunuz bizim davamızın avukatı Feyza Altun, benim avukatım. Şu anda da bütün hukuki girişimleri, yasal girişimleri yapıyoruz onunla beraber. Kendisinin şu anda burada bulunmamasının sebebi bu. Yanımdaki benim önceki davamın da avukatı olan Çağal Şahin de kendisi hukukçudur. Benim çok yakın arkadaşım olduğu için, bana destek olmak için burada. Ayrıca hukuki sorularınız olursa hani bu işin uzmanı olarak ondan da bilgi alabilirsiniz diye bana destek olmaya geldi. Şimdi durum şundan ibaret. İki gün önce sabah TRT muhabiri bir arkadaşım Fatma Demir Turgut beni arayarak uyandırdı. Saat 9.30 ona doğruydu sanıyorum. Reha Muhtar'ın bir kaza geçirdiğini, hastaneye kaldırıldığını, yoğun bakımda olduğunu, entübe edildiğini söyledi bana. Ben de o saatten itibaren Reha Muhtar'ın telefonuna ulaşmaya çalıştım. Açan olmadı. Hastaneye ulaşmaya çalıştım. Size bilgi veremeyiz dediler. Oğlumun telefonuna ulaşmaya çalıştım. Oğlumun telefonunda ben engelliyim. Ben bunu daha önce de zaten dile getirmiştim. Kamuoyu bunu biliyor. Ben çocuklarıma babalarında oldukları süre zarfında o günlerde zaten telefonla ulaşmam yasaktı. Dolayısıyla oğluma ulaşmam mümkün olmadı yine. Ardından benden önce Seren Serengil arkadaşım hastaneye ulaştı. Ben o sırada 112'yi aradım. Dedim ki çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum. Hastaneden bilgi alamıyorum. Babası yoğun bakımda olduğu için benim yanımda olması gerekir. Çünkü çocukla ilgilenebilecek durumda değilken annesi olarak bana teslim edilmesi gerekir ve nerede olduğunu bilmiyorum, sabahtan beri bilgi alamıyorum dedim. Polisler babasının evine gittiler. Oradan kapıyı açan olmadı, evde olmadıklarını söylediler. Yanında Ayşe Nazlı Yumlu'nun, Poyraz'ın yanında, oğlumun yanında bulunduğunu, ben hastaneye gitmeden önce Seren Serengil benden daha yakında, önce o gitti, ondan öğrendim. Poyraz burada dedi Seren bana. Yanında Ayşe Nazlı var dedi. Ayşe Nazlı'nın bende eski bir numarası vardı. Aradım. O numara kullanılmıyormuş. Derhal hastaneye gittim.
yönetimle konuştum. Neredeler dedim, çocuğum nerede dedim. Babasının durumunu sordum. Kaç gün hastanede kalacak, müşahede altında kalacak dedim. Hastane yönetimi bana şu şekilde bilgi verdi. Ne olacağını söylememiz şu durumda mümkün değil, herhangi bir tahminde bulunmamız dedi. Yani bundan anladım ki hani yarın öbür gün taburcu olabilecek bir vaziyette değil, entübe edilmiş durumda. O zaman doğal olarak çocuğum da kaza yanında, anında yanındaymış düştüğü zaman. Ambulansı zaten o çağırmış, o komşulardan yardım istemiş ve çağırmış. Dolayısıyla çocuğumun da bir psikolojik desteğe ihtiyacı olması gerekiyor o anda. Dedim ki hemen bir psikolog çağırın, çocuğumu göreyim. Hastaneden ayrıldığını söylediler. Kiminle ayrıldı dedim. Reşit olmayan bir çocuk, babası entübe edilmiş durumdayken, sorumluluk yasal olarak o anda tamamen bende olduğu halde, tek başına, zaten oğlum hayatta tek başına hiçbir yere ayrılmaz gitmez, Ayşe Nazlı Yumlu'yla birlikte hastaneden ayrıldığını söylediler. Ben oğlumu hastanede bulamadım. Araya birilerini soktuk. Seren de bana yardımcı oldu. O sırada Feyza Hanım'ın birlikte çalıştığı avukatlardan biri de yanımdaydı. Nilüfer Hanım'ın menajerine ulaştık. Telefonunu istedik. Ayşe Nazlı'nın telefonunu istedik. Oğlumun benim yanıma getirilmesi gerektiğini söyledik. Bize telefonlarını vermedikleri gibi onlara da ulaşamadıklarını söylediler. Ben buna kesinlikle inanmıyorum. Çok saçma. Ardından avukatım da bir yandan ulaşmaya çalışıyordu. Polis de ulaşmaya çalışıyordu. Ben hastaneden çıkıp hemen işlemleri başlatmak üzere ve şikayetçi olmak üzere çocuk kaçırma suçundan hemen karakola gittim. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittim. Polisler de Nilüfer Hanım'ın evine gittiler. Çünkü Ayşe Nazlı reşit fakat onunla yaşıyormuş. Orada da kimseyi bulamadılar. Rehab Bey'in evine tekrar gittiler. Orada da kimseyi bulamadılar. Çocuğumun nerede olduğunu hiç kimse öğrenemedi. Telefonla ulaşmaya çalıştı polis. Telefonları açılmadı onlar tarafından. Ve ben şok geçirdim. Yani bir ben neye üzüleceğimi şaşırmış durumdayım. Ben ne yapacağımı bilmiyorum şu anda. Yani ben 24 saatten fazladır çocuğuma ulaşmaya çalışıyorum. Çocuğum benimle konuşturulmuyor ve yanında çocuğum hakkında hiçbir yetkisi olmayan insanlarla nerede olduğunu bile bilmiyorum. Bakın bu öyle bir olay ki bunun asla magazin tarafı falan yok. Bu adli olay arkadaşlar. Bu çocuk kaçırmadır. Zaten haklarında suç duyurusunda bulunuldu. Reha Bey'in avukatı kendisi konuşamayacak durumdayken, adamcağız komada mıdır nedir detaylarını da bilmiyorum, avukatı kendi yerine çıkıp Deniz Hanım ayıp ediyor, çocuk kaçırılmadı, ablasının yanındadır falan diyor. Bu açıklamayı yapmayan nasıl, kanunen hiçbir yetkisi yok. Kimsenin bu konuda 15 yaşında çocuğun kimin yanında kalacağına karar verme yetkisi yok, devlet hariç. Hastanenin bile zan altında kalması söz konusu. Çünkü o daha o insan ambulansla hastaneye kaldırıldığı anda 15 yaşındaki çocuğun annesini veya kolluk kuvvetlerini arayıp derhal teslim etmeleri gerekir. Bana şunu soruyorlar. Diyorlar ki çocuk anneye gitmek istemiyormuş diyorlar. Arkadaşlar 15 yaşında bir çocuk manipüle ediliyor olabilir, psikolojisi bozuk olabilir, bin türlü ruh hali içinde olabilir. Buna devletin psikologlarının bakması gerekir. Eğer anneye gelmek istemiyorsa yasal olarak, yanlış mı söylüyorum? Anneye gelmek istemiyorsa o zaman devletin himayesinde olması gerekir. Dış kapının mandalı olan insanlar hiçbir yasal yükümlülükleri, hakları, yetkileri olmadığı halde benim çocuğumu benden kaçırıyorlar iki gündür. Hastaneye gidiyorum, buradan Ayşe Nazlı ile birlikte ayrıldı diyorlar. Nereye gittiklerini polis bulamıyor. Polisin telefonları açılmıyor. Sonra ben karakola gidiyorum, hastaneye geri döndüğünü söylüyorlar. Arkadaşlarım gördük diyorlar. Basın mensubu arkadaşlar söylüyor. Burada gördük diyorlar.
benimle köşe kapmaca oynuyorlar. Bir şey mi saklıyorlar? Poyraz'ı neden benden ve devlet görevlilerinden uzak tutmaya çalışıyorlar? Buna nasıl cesaret buluyorlar? Ben bu sorulara cevap bulamıyorum. Bulabilen varsa söylesin. Şimdi ben hangi birine yetişeceğim? Evimde kızım psikolojik destek alıyor. Tamam, ailemiz yanında onu destekliyor. Oğlum ne durumda bilmiyorum. Çocuğun yanında adam düşmüş, beyin kanaması geçirdiğini söylüyorlar. Entübe vaziyette. Ne olacağı belli değil. Benim oğluma psikolojik destek vermem lazım. Diyelim ki çocuk psikolojik bir sorun yaşıyor. Annemi görmek istemiyorum diyor. Hiç fark etmez. Çocuğa kızılmaz. Çocuk her türlü ruh hali içinde olabilir. O zaman çocuğu devletin psikologlarının, devletin himaye etmesi gerekiyor. Ne olduğunun anlaşılması gerekiyor. Poyraz'ı niye uzak tutuyorlar? Benim oğlumu niye benden uzak tutuyorlar? Çünkü o gece her ne olduysa, ben bunu paylaştım sosyal medyada da. Çünkü bizimle temas kuran insanlar oldu. Kazanın olduğu gecenin daha erken saatlerinde o akşam Reha Bey'in oğlumla birlikte bir restoranda olduğunu, çok yüksek miktarda alkol tükettiğini, sonra kendinde olmayan bir şekilde yere kapaklandığını, hala arabayı kendisinin kullanmak istediğini, oğlumun orada sinir krizi geçirdiğini, yalvardığını, baba ne olur yapma arabayı sen kullanma dediğini, bunu görgü tanıkları söylüyorlar, bize de şahitlik edecekler. Bu herkesin gözünün önünde olmuş bir şey yani. Ardından da zorla çocuk arabaya bindirilmiş ve gidilmiş. Şimdi bu insan beyin kanaması geçirdiyse yolda da geçirebilirdi. Arabayı kullanırken de geçirebilirdi. Ya da alkollü olduğu için de kaza yapabilirdi. Benim oğlum bugün hayatta olmayabilirdi. Bana kim bunların hesabını verecek? Siz eğer aranızda bu davayı başından beri takip edenleriniz varsa arkadaşlar, beni de sosyal medyadan oradan buradan takip edenleriniz varsa, çok iyi biliyorsunuz ki ben 2 seneden fazla zamandır bu insanın, Reha Muhtar'ın sağlığı yerinde değil, bu insanın yardıma ihtiyacı var, tıbbi müdahaleye ihtiyacı var, bu insanın kendine de zarar vermesi söz konusu olabilir, çocuğum yanında güvende olmayabilir. Bu insan intihar eğilimli de olabilir, alkol kullandığı için kaza da yapabilir ki kaza yapmışlığı da var. Bunlar da kayıt kuyut altında olan gerçekler. Bu insana el uzatmanız gerekir. Bu insanın hiçbir tane mi yakını yok, ben ulaşamıyorum. Bana karşı bir düşmanlık besliyor, bir paranoyası var. Tamam, rahatsızdır olabilir ama bu insanın bir tane mi yakını yok? Nasıl elinden tutup doktora götürmüyorsunuz, tedavi ettirmiyorsunuz? Yarın bir gün bir şey olsa bundan kim sorumlu olacak diye bas bas bağırıyorum ben 2 yıla aşkın zamandır. Şimdi buyurun, olan şey ortada. Söylediğim şey oldu. Şimdi soruyorum. Aile mahkemesine ben bunları yazılı olarak da verdim. Sosyal medyada duyurmaya çalıştım. Bütün mercilere, bütün kamuoyuna, herkese elimden geleni ardıma koymadım. Bir Allah'ın kulu da çıkıp bunu engellemedi. Olan şey ortada. Şimdi eğer Allah korusun, Allah şifa versin, Reha Muhtar hayatını kaybederse bundan kim sorumlu olacak? Bundan kim sorumlu olacak? Bunu nasıl engelleyemediler? Ben 2 yıldır her başvuruyu yaptım. Bu insanın güvende tutulması gerekiyor, yardım alması gerekiyor diye. Bunun hesabını kim verecek? Benim çocuklarım zaten travmalar içindelerdi. Babalarının rahatsızlığından dolayı. Şimdi ya vefat ederse bu travmayı kim iyileştirecek? Bunun hesabını kim verecek ya? Ben 2 gündür şok geçiriyorum. Bu sorularımın cevabını istiyorum. Benim söyleyeceklerim bu. Hukuki olarak her şey yaptık. Suç duyurusunda da bulundum. Çocuk kaçırmadan dolayı yargılanacaklar. Bunu bütün hukukçular söylüyor. Öyle değil mi? Yargılanmaları gerekiyor. Çocuğumu bana göstermiyorlar. Olayın nasıl olduğunu 1. derecede gören, babası için yardım isteyen benim oğlum. Oğlumu konuşturmuyorlar kimseyle. Bunlar çete mi arkadaşlar? Kanun var, devlet var. Böyle bir şey olabilir mi?
Artı elinize vicdanınıza koyun, ben bir anne olarak niye bunu yaşıyorum? Beni herhalde tekrar kanser etmeye çalışıyorlar. Ya Allah'a sığınıyorum şu anda. Bu soruların hepsinin cevabını lütfen sizden de rica ediyorum. Sonuna kadar takip edin. Böyle bir skandal olamaz. Akıl tutulması yani. Sorularınız varsa alayım. Benim söyleyecek başka hiçbir şeyim yok. Ben haber bekliyorum şu anda her an. Tedbir kararı alınması için. Çocuğumun bana veyahut da devlet görevlilerine teslim edilmesi için. Bütün şikayetlerimizi, her şeyimizi Feyza Altun takip ediyor. Savcıdan, oradan, buradan ben her yerden, hastaneden haber bekliyorum. Yapabileceğim başka bir şey yok. Bir yandan da doktor kontrolündeyim doğal olarak. Sakinleştirici alıyorum. Kendimi iyi tutmaya çalışıyorum. Mineral vitamin takviyesi yapıyorlar. Çünkü benim delirmemem lazım. Anlatabiliyor muyum? Olay bu yani. Sorularınız varsa alayım. Efendim, magazin burada. Samet Bey. Reha Muhtar'ın kendisini doktora götürecek kimsesi yok dediniz yanınızda. Sayın Nilüfer Yumlu'nun kendisini doktora bile götürmezken kızıyla böyle bir organizasyon içine girmesi... Bana şu anda hiçbir şey normal gelmiyor. Yaptıkları hiçbir şey normal gelmiyor. Hadi kaza anında yanında değillerdi diyelim. Ertesi sabah ben bu haberi aldığımda, hastaneyi aradığımda Serengil gitti gördü. Oradalar ve beni aramıyorlar. Beni aramıyorlar, polisi aramıyorlar, hastane de kolluk kuvvetlerini aramıyor. Bu çocuğun sahibi kim orada? Babası entübe vaziyette, çocuğa bakım veremeyecek durumda. Kim bu çocuğun sahibi? Yani devlete haber vermiyorlar ilk başta. Ya beni boş verin. Benimle husumetleri olabilir. Bu hiç kişisel bir şey değil, umurumda değil. Beni sevmeyebilirler. Ama çocuğun sorumluluğunu taşımaya ne hakları var? Ben niye bunu TRT muhabiri arkadaşımdan öğreniyorum? Derhal polisin çağrılması gerekirdi. Kayıt altına alınması gerekirdi. Çocuğun da güvende tutulması gerekirdi. Polis arıyor, telefon ediyor. Telefonları açılmıyor. Çünkü bana bu sorduğunuz şeyin dışında hiç yaptıkları hiçbir şey şu an normal gelmiyor. Buyurun. Akşam iddia ettiğiniz üzere bir tartışma yaşamışlar. Reha Bey çok alkollüymüş. Bize gelen bilgi o. Evet. Bu süreçten sonra acaba evde de bir tartışma yaşanmış olup bir kazaya sebebi vermiş olabilir mi Poyraz? Ve nereden yüzden, bilebiliriz? İşte bu yüzden ben çocuğumun şu anki sağlık durumunu da bilmiyorum ki. Ama niye kaçırıyorlar? Neden bu olabilir mi efendim? Bilmiyorum. Ama daha önceden Seren Serengil'in de bizim davamızda şahitlik ederken söylediği gibi Reha Muhtar'ın içkiyi fazlaca aldığı zaman saldırganlaştığını ve çocuğun üstüne yürüdüğünü, Seren gördüğünü anlatmıştı mahkemede. Anlatabiliyor muyum? Her şey olmuş olabilir. Ama her neyse burada korunması gereken tek kişi var. Zaten bir tanesi doktorlar elinden geleni yapıyor. Tamam. Onun dışında yapabileceğimiz bir şey yok. Ama çocuğun koruma altına alınması gerekiyor. Hem fiziksel olarak, hem psikolojik olarak, hem hukuksal olarak ya. Hangi cüretle? Nilüfer kim? Ben aşağılamak için söylemiyorum. Ünlü bir sanatçı biliyoruz. Ama bu olayda Nilüfer kim? Ayşe Nazlı kim? Hiçbir yasal bağlantısı yok. Ne Reha Muhtar'la yasal herhangi bir bağlantısı var. Ne benim çocuklarımla yasal herhangi bir bağlantısı var. Hiçbir yasal yetkisi yok. Bu çocuk kaçırmadır. Ve kanun karşısında hesap verecekler. Aksi mümkün değil yani. Siz gerçekten konuşabildiniz mi efendim? Konuşamadım. Ya arama girişimde bulundum. Bulundum. Araya birilerini soktuk. Menajerini bulduk Nilüfer'in. Onu arattık. Ben ulaşamıyorum şeklinde geri döndüm. Peki bu iki süreçte Nilüfer Hanım'a da karşı bir dava durumu söz konusu herhalde değil mi? Ben avukatımla birlikte hareket edip kimse bunun suçluları... Çünkü çocuk şu anda her geçen saniye daha da zarar görüyor. Tamam mı? Ben meraklı değilim bunların gündeme gelmesine falan. Hiç böyle bir şey istemiyorum. Böyle bir şey ihtiyacımız, en son ihtiyacımız olan şey. Ama kamuoyu bunun farkında olsun. Çünkü bu magazin falan değil arkadaşlar. Bu adli olay ya. Bu çocuk kaçırmadır. Ve ünlü birisi bunu yapıyor. Aklım durmuş vaziyette. Ne durumda peki? Yani siz bayağı uzun zamandan beri mahkeme sürüyor. Bununla mücadele veriyorsunuz. Evet.
sizin öngörünüz ne peki veya avukatların düşüncesinde? Benim hiçbir öngörüm yok. Zaten dava bir rayına oturmuştu, şahitler dinlenmişti vesaire. Bir süre sonra da gün verildiğinde, tarih verildiğinde nihayete erecekti. Ve bana verileceğine eminim, en azından kızımın. Ona emindim yani. Dava gayet yolunda gidiyordu. Ayrıca da ne olursa olsun Reha Muhtar benim düşmanım değil. Reha Muhtar çocukların babası. Ben ona düşman olamam. O adamın iyi durumda olması gerekiyor. Ki çocukların da iyi durumda olması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ama ben 2 yıldır çırpınmışım arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz ya. Herkes biliyor ya. Beni takip eden, tanıyan herkes biliyor. Yalvardım ya, yalvardım. Bu insanın dedim yakını yok yanında. Poyraz'la baş başalar. Dedim bir şekilde müdahale edilmesi lazım. Her yere başvurdum, her şey yaptım. Buyurun dediğim oldu. Bunun hesabını bana kim verecek? Ben hangi birine üzüleceğim? Ben nasıl ayakta kalacağım ya? Haksızsam haksızsın deyin. Bütün olay bundan ibaret. Magazinleştirmeye çalışıyorlar. Yok o öyle demiş de, yok bu böyle demiş de falan. Umurumda değil, ben çocuğumu istiyorum ya. Çocuğumun güvende olmasını istiyorum. Psikolojik destek almasını istiyorum. İçim rahat değil. Nasıl olabilir zaten? Ve bu insanlar bunu hangi hakla yapıyorlar? Birisi bana çıksın bunu izah etsin. Hangi hakla yapıyorlar? Hangi hakla? Kim bunlar? Çete mi bunlar ya? Yani isminiz olunca polisin telefonunu açmayıp kanuna karşı çıkabiliyor musunuz? Böyle bir hakkı olabiliyor mu kimsenin? Çete mi bunlar yani? Ben gelişmeler hakkında haber bekliyorum. Olay bundan ibaret. Benim söyleyeceğim başka bir şey yok. Şimdiye kadar gelen bir haber yok mu efendim? Kolluk kuvvetlerinden de. Kolluk kuvvetleri beni hep arıyor. Henüz ulaşabildiklerine dair geri dönüş yapmadılar. Peki Deniz Hanım, Nihar Yılda kızına ulaşamadığından bahsettiniz. Avukatımız dün akşam bir yayınladığı yazısında çocuğu vermiyoruz, alabilirseniz alın şeklinde bir cevap aldığınızı belirtti. Evet, öyle bunu avukatıma söylemişler. Kendileri, Nilüfer Yumru ve kızı. Evet, çünkü ben yüz yüze gelmedim onlarla. Yüz yüze gelmedim ve ben aradım, bir tek Ayşe Nazlı'nın numarası vardı bende. O numara artık geçersizmiş. Onun dışında avukatım da ulaşmaya çalıştı. Ama ona böyle bir görüntü gelir. Yani ona bu mesaj iletilmiş. Alabiliyorsanız alın. Ben almayacağım. Devlet alacak. Devlet alacak. Efendim bugün bakanlıkta da bir görüşme yaptığınızı bana telefon göstermiştiniz. Bakanlıktan bir talebiniz mi oldu yoksa bakanlıktan size ulaşıp durumu öğrenmek mi istediler? Şu anda 2 gündür Türkiye'deki bütün merciler ve herkes, basından tutun devlet birimlerine kadar, hepsiyle ben iletişim halindeyim. Ve hiç kimse buna bir anlam veremiyor şu anda. Yani topyekun şoktayız. Böyle bir şey olmaz diyor herkes yani. Anlatabiliyor muyum? Savcılar, avukatlar, hukukçular. Herkes şokta, akıl tutulması. Böyle bir şey yaşandı mı ya daha önce? Peki Reha Muhtar'ın avukatıyla iletişim kurabildiniz mi? Reha Muhtar'ın avukatı hastaneye geldi. Bir ara gördüm onu. Dedi ki, Deniz Hanım, çocuk sizinle görüşmek istemiyor falan. Dedim ki, siz Reha Bey'in avukatısınız. Reha Bey entübe vaziyette. Siz hangi yetkiyle bana çocuğum hakkında bilgi veriyorsunuz? Devlet bana çocuğum hakkında bilgi verebilir. Niye hala kolluk kuvvetlerine haber vermediniz? Olayın ilk olduğu anda, madem haberiniz var, hastane nasıl vermedi? Ya o çocuğun burnu kanasa şu anda, ne büyük zan altında kalacak hepsi biliyor musunuz? Bırakın benim üzülmemi falan. Devlet beni değil, çocuğumu korusun. Her şeyi de yapıyorlar şu anda. Süreç işliyor. Her dakika gözüm telefonda. Böyle sabah akşam bekliyorum yani. 2 gündür. Polis süreç hakkında bilgilendirdiniz. Siz nasıl bir etkinizdeniz? Dünden sonra yeni bir gelişme duymadım. Ama bütün avukatlar zaten işi takip ediyorlar. Ben de haber bekliyorum. Efendim, Reha Muhtar'ın avukatının da o çete tabiriyle organizasyonun içinde olduğunu düşünüyor musunuz? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki. Ben beyefendiyi tanımıyorum. Yani kimin nesidir, kişiliği nedir, iyi midir, kötü müdür? Ben bu insanları tanımıyorum. Beni de ilgilendirmiyor zaten. Bana ne?
Ben çocuğumun destek almasını istiyorum şu anda ve güvende olmasını istiyorum. Bütün süreci, mesele bu. Süreci manipüle ettiğinizle ilgili bazı iddiaları var da o yüzden. Şu söylediklerimin içinde bir manipülasyon var mı arkadaşlar? Ne manipülesi ya? Neyi manipüle edeyim? Niye manipüle edeyim? Ben zaten haklıyım. Ben haklıyım ya. Ben devletle birlikte hareket ediyorum. Polise başvuruyorum, savcıya gidiyorum. Yani kanuni hareket ediyorum ben. Kanunsuz hareket eden onlar. Benim bir şey manipüle etmeye ihtiyacım yok. Ben haklıyım zaten. Şu ifadelerinden sonra kendisinden de davacı olmayı düşünüyorsunuz? Onu üçüncü şahıslar umurumda değil şu anda. Tamam mı? Bunlara sonra bakılır. Şimdi şu kriz yönetilsin, bir çocuğuma müdahale edilsin. Gerisini sonra düşünürüz. Gerisi umurumda değil yani. Deniz Hanım, Reha Bey'in avukatı dün sosyal medya arasında yazdığı yazıda oğlunuz Poyraz'ın arada sırada eve gittiğini ve hastaneye gittiğini. Kendi ağzıyla bunu söyledi. Düşünebiliyor musunuz? 15 yaşında reşit olmayan çocuk, babası koma halindeyken eve gidiyor, hastaneye gidiyor. Tek başına mı? Söyledi mi? Evet. Sonra da sosyal medyada yayınlandı. Ben onun yerinde olsam yazmazdım böyle bir şey. Kendi ağızlarıyla söylediler ya. Çocuk tek başına mı gidiyor? Kim sahip çıkıyor bu çocuğa? Yanında Ayşe Nazlı var diyorlar. Böyle bir yetkisi yok ki Ayşe Nazlı'nın. Nasıl böyle bir risk alıyorlar? Yani tekrar söylüyorum. Benden nefret ediyor olabilirler. Bana belki yıllardır husumetleri vardır. Hasetleri vardır. Bilmiyorum ben. Kimsenin psikolojisini çözmek zorunda değilim. Ama bunu yapmaya kanunen hakları yok ve yargılanacaklar arkadaşlar. Bu bir hukuk skandalı. Bu şey değil. Bu magazin falan değil. Bu adli olay yani. Var mı başka bir şey? Çok teşekkürler. Ayranı alayım şimdi. Hay Allah'ım. Çok teşekkür ederim. Ben ne kadar dayanacağım? Aha. Teyze aradı değil mi? Kapatayım, konuştum. Çok teşekkür ederim. Yok. Şey aramamış. Komiser aramış. Yok. Ayran çok iyi şu an. Ayran çok iyi. Sağ ol. Şey söyleyeceğim şimdi, bana mesaj at dedim. Hakim yerinde yok diyor. Hakimi ne zaman geçeceğim? Müzekkeri ısrarla yazmıyor kalemdekiler. Bunu şey yapacağım.